Geniş bir salon. Yan taraflarda maskeli balo için düzenlenmiş ve süslenmiş odalar. Teşrifatçı. Burada kendinizi şeytanların, soytarıların ve ölülerin dans ettikleri Alman sınırlarında sanmayın. Aslında sizi çok neşeli bir eğlence bekliyor. Hükümdarımız Roma seferlerinde hem kendi menfaatini hem de bizim eğlenmemizi düşündüğü için yüksek alpleri aşarak neşeli insanların çok olduğu bir ülke fethetmiştir. İmparatorumuz kutsal papanın ayaklarına kapanarak hükümdarlık hakkını elde etti. Tacını almaya giderken bizlere de bir külah getirdi. Böylece hepimiz sevincimizden yeni doğmuş gibi olduk.'' Her becerikli adam bir külahı hemen başına ve kulağına geçirir. Külah onu delilere benzetir. Oysa onun altında eğer isterse gücü yettiği kadar akıllı bir insan olabilir. Daha şimdiden herkesin gruplar halinde toplandığını, her grubun bir köşeye çekildiğini ve ayrıcalıklı çiftler meydana getirdiğini görüyorum. Koralar birbirine ekleniyor bakıp usanmadan girip çıkıyorlar. Bu dünya yüz binlerce maskara sayıyla toptan bir tımarhaneden başka bir şey değil. <laughs> Bahçıvan kızları mandolinlerin refakatinde şarkı söylerler. Biz Floransa'da genç kızlar olarak bu gece sizin beğeni ve sevginizi kazanmak için süslendik. Alman sarayının güzelliğine uyduk. Esmer buklelerimizde çiçek süsleri taşımaktayız. İpek teller ve ipek kurdeleler takındık. Çünkü biz övülmeye hak kazanmış insanlarız. Parlak suni çiçeklerimiz bütün sene hiç solmaz. Elbiselerimiz renk renk dilimleri birbirine çok uygun yapılmıştır. Onların dilimleriyle alay edebilirsiniz ama hepsi de hoşunuza gider. Bizim görünüşümüz hoştur. Bahçıvan kızlarıyız ama zarifiz. Çünkü kadının tabiatı, yapısı sanatla yakın akrabadır. Teşrifatçı. Başlarınızda taşıdığınız ve kollarınızda salladığınız şu renk renk sepetleri bize gösterin de herkes hangisini beğenirse onu seçsin. Ama çabuk olunuz ki çardaklar geçitler gerçek birer bahçe haline gelsin. Çiçekler gibi satıcıları da etrafına üşüşülecek güzel şeyler. Bahçıvan kızları Hadi bu neşeli sergiden herkes alışveriş etsin. Ama pazarlık olmaz. Herkes kısa ve manalı sözlerle neleri olduğunu bildirsin. Zeytin dala üstünde zeytinler. Hiçbir çiçek bahçesine kesinlikle kıskanmam. Her türlü kavgadan kaçınırım. Çünkü bu benim tabiatıma uymaz. Ben bu memleketin özüyüm. Her yerde barışın ve huzurun sağlam bir teminatıyım. Bugün de liyakatli güzel bir başı çok güzel bir şekilde süsleyebileceğimi umuyorum. Başaklardan yapılmış altın taç süslenmemiz için Seris'in gönderdiği hediyeler size çok yakışacak. Faydalı oldukları için çok istenilen şeyler hepinize güzel bir süs ve armağan olsun. Fantazi Tacı ebe gümecine benzeyen ve yosunlardan yapılmış olan şu renk renk çiçeklerin ne harika bir görünüşü var. Tabiat da böyle şeylere sık sık rastlanmaz ama moda bunları ortaya koyuyor. Fantazi demedi. Teofrast bile benim ismimi size söylemeye cesaret edemez. Ama hepiniz olmasa bile bazılarınızın beni beğeneceğini umuyorum. Eğer beni beğenenler saçlarına takar ve kalpten severlerse kendimi onlara armağan ederim. Gül tomurcukları iddialıdır. Renk fantazi kıyafetler belki günün modasına uygun olabilir. Tabiatın hiçbir zaman gösteremediği harika renkleri gösterebilir. Bol buklelerden yeşil saplı altın çanlar sarkıyor. Fakat biz kendimizi saklıyoruz. Bizi tazeyken yakalayabilen insanlara ne mutlu. Yaz başlayıp gül yoncası kızarınca böyle bir mutluluktan kim vazgeçebilir? Bitkiler dünyasında vaat etmek ve vaadini yerine getirmek hüküm sürer. Onlar gözü, kafayı ve kalbi hep aynı zamanda fethederler. Yeşil kameriye yollarında bahçıvan kızları sepetlerini nazlı bir şekilde süslemektedirler. Bahçıvan Teorbel, geçmiş yüzyıllarda kullanılan bir müzik aleti, refakatinde bir şarkı tutturur. Çiçeklerin sakin bir şekilde büyüdüklerini ve başlarınızı cazip bir şekilde süslediklerini görün. Meyveler hiç kimseyi baştan çıkarmak istemiyorlar. Onların sadece tadarak zevkine varılır. Kirazlar, şeftaliler, kayısılar, esmerimsi güzel yüzlerini gösteriyorlar. Bunları satın alın. Çünkü gözün görmesi dili ve damağı tatmin etmez. Onları zevkle yemek de gerekir. En olgun meyveleri zevk ve lezzetle yemeye gelin. Güller hakkında şiirler yazılır ama elmaları ısırmak gerekir. Sizin zengin çeşitli gençlik yaşantılarınıza eş olmamıza müsaade edin. Bizler olgun ürünlerimizle ortalığı süsleriz insanın içine neşe saçan çardakların altında her şey yoncalar, çiçekler, yapraklar ve meyveler hep bir arada bulunurlar. Anne ve kız. Anne. Canım kızım, sen dünyaya geldiğinde seni bir küçük takke ile süslemiştim. Yüzün o kadar sevimli ve güzel, vücudun da o kadar narindi ki daha o zamandan beri seni bir gelin gibi görür ve zengin bir adamla evlendirerek yetişkin bir bayan oluşunu hayal ederdi. Şimdi aradan bu kadar faydasız sene geçti. Bu süre içinde kimisiyle bir kuş gibi dans ettiğin, kimisine de zarif işaretler yaptığın o çeşitli delikanlılar kafilesi de önümüzden gelip geçti. Çok çeşitli eğlenceler tertip ettiysek de onların bir faydası olmadı. Oynadığın rehin ve saklambaç oyunlarında da kimseyi elde edemedin. Sevgili kızım, bugün bütün çılgınlar ortalığa yayılmış haldeyken sen de kollarını aç. Birisi herhalde kollarına takılıp kalır. Genç ve güzel oyun arkadaşları buraya katılırlar. Aralarında yaptıkları gizli konuşmalar duyulur. Balıkçılar ve kuşbazlar ağlar, oltalar, ökseler ve daha başka malzemelerle gelip güzel kızların arasına karışırlar. Onların arasında karşılıklı tutma, yakalama ve kaçma oyunları arasında çok güzel konuşmalar olur. Odun kıranlar da kaba tavırlarıyla içeriye girerler. Çekilin, bize geniş bir yer verin. Biz ağaçları bile deviririz. Onlar çatırdayarak yıkılırlar taşırken de öteye beriye çarparız. Bunu anlayıp beğendiğinizi göstermek için siz de aynı şeyi yapınız. Bunun için kusura bakmayın. Çünkü memlekette kaba adamlar da iş görmezse ince adamlar nereden meydana gelip rahat edecekler ha? Siz bizimle alay etseniz bile şunu bilin ki eğer biz çalışıp terlemezsek siz soğuktan donardınız. Palyaçolar çocukça ve biraz da aptalca hareketlerle. Siz delisiniz. İkiye katlanmış olarak doğmuşsunuz. Bizlerse hayatımızda hiçbir şey taşımamış akıllı insanlarız. Çünkü bizim ceketlerimiz, elbiselerimiz ve başlıklarımız hafif şeylerdir. Daima avariyiz. Ayaklarımızda terliklerle çarşı pazarda göğsümüzü gererek dolaşmak, ara sıra durup etrafımızı aptallar gibi bakmak, bazen de horoz gibi ötmek, böyle sesler işitince de kalabalığın arasından yılan gibi süzülerek hep bir arada toplanmak ve zıplamak bizim en büyük keyfimizdir. Siz bizi ister övün ister yerin, hepsi bize buz gelir. Parazitler ya, ve kıskanç bir tavırla Ey yiğit hamallar ve oduncular, sizler ve kömür yakan enişteleriniz bizim adamlarımızsınız. Çünkü bütün bu eğilmeler, tasdik etme anlamına gelen kafa sallamalar, o dolanbaçlı sözler, o katmerli dalkavukluklar insanı ısıtmaz ki. Bunların insana ne faydası olabilir? Eğer kesilmiş odunlar ve parçalanmış kömürler ayağımıza kadar gelmeseydi, bu kocaman ocakları tutuşturmak için gökten çok miktarda ateş inmesi gerekirdi. Bizim kızartmalarımız ancak öyle kızarır. Etlerimiz ancak öyle pişer, yemekler öyle kaynar. Pastalarımız yine öyle kabarır. Ağzının tadını bilenlerle çanak yalayıcılar kızartmaların kokusunu hemen alırlar. Balıkların piştiğini de hissederler.'' Bu özellikleri onları veli nimetlerinin masasında faaliyete yöneltir. Sarhoş kendinden geçmiş haldedir. Bugün kendimi o kadar rahat ve serbest hissediyorum ki bana kimse <laughs> yan bakmasın. Siz yeni şarkılar, taze neşeler getirdim. İşte böyle içiyorum, içiyorum, yine içiyorum. Tokuşturun kadehleri. Şu arkadaki. Çabuk buraya gel. Tokuştur. Ah, işte şöyle. Karım yine öfkelenerek bağırdı. Bu rengarenk ceketimi beğenmedi. Ben ne kadar böbürlendimse beni karnaval budalası diye aşağıladı. Ben yine içiyorum. Ey karnaval budalaları kadehleri tokuşturalım. Kadehler çınladığında iş tamamdır. <laughs> Sakın bana sapıtmış demeyin ha. Ben hoşuma giden yerdeyim. Para bulamadığında hep sahibi borç vermezse karısı verir. <laughs> o da olmazsa kızı verir. Ben hep içerim. İçerim yani. Yine içerim. Siz de için. Herkes birbirine kadehleri tokuştursun. Böyle yaparsa bana öyle geliyor ki her şey yoluna girer. Ben nerede nasıl eğlenirsem eğleneyim. Belki de sızarım. Beni olduğum yerde bırakın. Daha fazla ayakta kalamayacağım be. Koro. Bütün kardeşler için. Kadehlerinizi bir daha tokuşturun. Ama sandalyelerinizde ve sıralarınızda sağlam oturun. Yoksa masanın altına düşenin işi tamam demektir. Teşrifatçı çeşitli şairlerin geldiğini haber verir. Tabiat şairleri, saray şairleri, şövalyelik şairleri. Bazıları ateşli, bazıları duyarlı. Bu çeşit rakiplerin kalabalığı içinde hiçbiri diğerine söz fırsatı vermez. Bu kalabalığın içinde birisi aradan sıyrılıp birkaç kelime söyler geçer. Hicivci. Bir şair olarak beni en çok ne sevindirebilirdi? Size tuhaf gelebilir ama kimsenin dinlemek istemediği konuşmaları yapmak ve şarkıları söylemek. İşte bu Gece ve mezar şairleri, yeni meydana gelmiş bir vampirle ilginç bir konuşmaya daldıkları için özür dilerler. Bu konuşmalardan yeni bir şiir tarzının meydana geleceğine iddia ederler. Teşrifatçı bunların sözünü yarıda keserek Yunan mitolojisini anlatacak olan konuşmacıyı davet eder. Bu kişi, modern bir maske içinde ne karakterini ne de sevimliliğini kaybetmiştir. Aglia, Yunan mitolojisindeki üç çekici güzelden biri. Biz hayata cazibe ve güzellik katıyoruz. Hediyelerinize cazibe katınız. Hegemoni, komedi şairi. Hediye almayı da cazibeli bir hale getiriniz. Bir isteğe ulaşmak çok hoş bir iştir. Eufrazine, üç güzelden bir diğeri. Sanıyorum bu güzel günlerin sakinliği için de teşekkür etmekte son derece cazibeli olmalıdır. Kader perileri, Atropos. En yaşlı ben olduğum için bu defa örgü örmeye beni davet ettiler. Zarif hayatın ipliklerini dokurken çok düşünmelidir. Sizinkinin yumuşak ve sağlam olması için becerikli parmaklar gerekir eğlencelerde ve dansta çok ileriye gitmek istediğinizde bu ipliğin boyunu düşünerek onu koparmaktan çekinin. Clotho Son günlerde makasın bana imanet edildiğini bilmelisiniz. Çünkü eskilerin tavırlarından kimse memnun kalmamıştır. En gereksiz şeyler onları çoktan beri ışıktan ve havadan yoksun bırakıyor.'' en yüksek kazanç ümitleri bile artık onları kesin olarak çukura sürüklüyor. Ben de gençlik çağında yüzlerce defa yanıldım. Bugünse kendimi tutabilmek için makasa daima tutuyorum. Böyle bağlı olması hoşuma gittiği için de bu mevkiye dostça bakıyorum. Sizler de bu serbest saatlerinizde durmadan eğleniniz. Laçesiz Biliyorsunuz içinizde anlayışlı adam sadece ben olduğum için düzeni sağlama görevi bana verildi. Benim daima işler halde olan çıkrığım hiçbir zaman çok hızlı dönmez. İplikler gelir, çıkrığa sarılır. Ben her birinin yolunu gösteririm. Hiçbirisinin karışmasına meydan vermem. Böylece her iplik yerini bulur. Kendimi bir defa bile unutsam dünyanın sonunun geldiğinden endişe ederdim. O zaman saatleri saysam, yılları ölçsem bile dokumacının eline geçecek şey ancak bir iplik olur. Teşrifatçı Geçmiş yıllar hakkında ne kadar çok bilgi sahibi olursanız olun, şu gelenlere yine tanımayacaksınız. O kadar kötülüklere meydan vermiş oldukları halde onları görünce yine de hoş geldiniz diyeceksiniz. Onlar şer perileridir desek bile bize kimse inanmayacaktır. Onlar zarif, endamlı, güzel, sevimli ve gençtirler. Onlarla temasa geçtiğimizde güvercinlerin insanı nasıl yılan gibi soktuklarına göreceksiniz. Aslında onlar hilekardırlar ama her soytarının kendi kusurlarıyla övündüğü böyle bir günde onlar da melek şöhreti istemiyorlar. Sadece köy ve kent halkının başına birer dert olduklarını itiraf ediyorlar. Gazap perileri en aşırı derecedeki öfkeyi ve kötülüğü temsil ederler. Alekto Bu sizin işinize yarar. Bize güveneceksiniz. Çünkü biz güzel, genç ve sokulgan insanlarız. İçinizden birinin bir sevgilisi varsa, o kızın başkalarına göz kırptığını, kambur veya topal olduğunu, eğer nişanlısıysa elinden hiçbir iş gelmediğine söyleyecek duruma gelinceye kadar ona çeşitli şekillerde yaltaklanırız biz nişanlıyı da üzmesine biliriz. Bizim çeşitli yöntemlerimiz vardır. Deriz ki daha birkaç hafta önce dostu onun hakkında başka bir kıza hakaretli sözler söylemiş. Bundan sonra tekrar barışsalar bile içlerinde derin bir yara kalır. Megara, tebai kralı Kreon'un kızı ve Herkül'ün karısı. Öfkelendiğinde kocasını ve çocuklarını öldürdüğü rivayet edilmiştir. Bu şimdilik sadece bir şaka. Çünkü onlar evlendikten sonra işi ben üzerime alırım. En güzel mutluluğu bile onlara zehir edecek bir problem meydana getiririm. İnsanlar birbirine benzemediği gibi saatler de birbirine benzemez. Hiç kimse çok sevdiğini elinde sağlam tutamaz. En yüksek mutluluğa erişenler bile deli gibi başka arzulara kapılırlar. Güneşten kaçarlar, buzları ısıtmak isterler. Ben bu tip insanlarla düşüp kalkmasını iyi bilirim. Tam vaktinde etrafa felaketler saçmak için sadık dostum Asmodi'yi buraya çağırırım. Sonra da şu insan neslini çifter çifter mahvederim. Tisifan cehennemdeki katilleri cezalandıran görevli. Bense kötü söz yerine zehir hazırlar ve hançer bilirim. Hainlik edenleri böyle cezalandırırım. Eğer bir başkasını sevecek olursan, er ya da geç felaketler yakana yapışır. Şu zamanın en tatlı şeyi tükürük ve safrayı karıştırmaktır. Bu işte kavgaya ve pazarlığa yer yoktur. O suçunun cezasını çekmelidir. Kimse af söz etmesin ben şikayetimi taşa yaparım. Onun yankısını bir dinle. İntikam, intikam der. Çeşne değiştiren kişi geberip gitmelidir. Teşrifatçı, lütfen, lütfen kenara çekilin. Çünkü şimdi gelen kişi sizin benzerlerinizden biri değildir. Yanlarında renk renk halılar asılı, dağ gibi büyük bir şeyin kalabalığı yararak bu tarafa doğru gelmekte olduğunu görüyorsunuz. Kafasında uzun dişleri ve yılan gibi bir hortumu var. Esrarlı bir şey. Ama ben size o anahtarı gösteriyorum. Ensesinde narin bir kadın oturmuş. Elindeki bir değnekle onu dikkatli bir şekilde idare ediyor. Karşıda ayakta duran diğer kadınlar öyle güzel ve dik duruyorlar ki, etraflarındaki gösterişli şeyler gözlerimi kamaştırıyor. Yanında zincirlere vurulmuş iki asil kadın yürüyor. Biri endişeli, öbürü ise şen görünüyor. Birisi hürriyeti özlüyor, diğeri kendini hür hissediyor. Hadi bunların her biri kendisinin ne olduğunu bildirsin bakalım. Korku Bu karma karışık eğlenceden meşaleler, lambalar ve ışıklar bile kararıyor o yalancı simalar arasında. Sanki zincirler beni bağlıyor. Hey gülünç gülücüler, defolun! Sizin gülmeniz insanın içinde şüpheler uyandırıyor. Bu gece bütün yakınlarım bana azap veriyor. İşte şurada eski bir dost. Şimdi düşman olmuş. Onun maskesini tanıyorum artık. O beni öldürmek istiyordu. Ama ama şimdi tanımış oldum. Buradan süratle uzaklaşıyor. Nereye olursa olsun. Buradan kaçmak çok isterdim ama... Karşıda mahvolma tehlikesi beni tehdit ediyor. Beni hep ama hep suçlayarak korku içinde tutuyor. Ümit Sevgili kız kardeşlerim, sizleri selamlarım. İki günden beri maskeli baloda iyi eğlendiniz. Fakat ben şuna eminim ki yarın maskelerinizi çıkaracaksınız. Gerçi meşale ışığında kendimizi rahat hissetmesek de, sevinçli günlerde güzel çiçekler arasında dolaşarak ve hiçbir şeyin yokluğunu hissetmeden kaygısız bir şekilde istediğimiz gibi hayatımızı sürdüreceğiz. Hoş karşılanan misafirler olarak her yere rahat bir şekilde girip çıkacağız. Bu dünyada herhalde en iyi şeyleri bulabileceğimiz bir yer vardır. Basiret İnsanların en büyük düşmanları olan korku ve ümidi, zincire vurulmuş bir halde topluluktan ayrı tutuyorum. Onların elinden kurtulmak için çekilin, yer verin. Sırtında büyük bir kule taşıyan şu devi nasıl idare ettiğimi görüyorsunuz. O hiç çekinmeden dik patikalardan bile rahatlıkla yürüyor. Kulenin burcunda da nerede başarı görünürse oraya yetişebilmesi için şu çevik ve geniş kanatlı ilahe bulunuyor. Etrafını çevreleyen şan ve şeref halkasının ışıkları ta uzaklara kadar yayılıyor. O bütün faaliyetlerin ilahisidir. Onun adına zafer derler. Zoili Terezites. Uhu, işte tam vaktinde geldim. Hepinize takdirlerimi bildiriyorum. Ama asıl hedef olarak seçtiğim kişi yukarıdaki bayan Zafer'dir. Sırtındaki bir çift beyaz kanattan dolayı kendisini kartal sanıyor. Her gittiği ülkenin ve halkın kendisinin olacağını sanıyor. Ama nerede hakkıyla kazanılmış dürüst bir başarı belirirse beni hemen endişeye düşürür. Alçaklar yüksek, yüksekler alçak. Doğrular eğri, eğriler de doğru olmalıdır. Benim keyfim ancak böyle yerine gelir. Yalnız burada değil, tüm dünyada da işlerin böyle yürüdüğünü görmek isterim. Teşrifatçı Hımm, öyleyse o kıymetli değnek senin kafanda kırılsın serseri köpek. Şuraya kıvrıl, yat. O iki kat olan bodur vücudun kıvrılınca nasıl da iğrenç bir hale geliyorsun. Ama ne kadar güzel. Vücudun bir yumurta oluyor. Bu da irileşiyor. Sonra parlayarak ikiye bölünüyor. İçinden bir çift yavru çıkıyor. Biri engerek yılanı, biri de yarasa. Biri gidip devamlı toz toprak içinde yuvarlanıyor. Diğeri de simsiyah tavana doğru uçuyor. Homurtular... Ha, hadi gidelim. Arka tarafta dans başladı bile. Ha, hayır hayır buradan gitmek isterdim. Görüyor musun bu hortlak sürüsü etrafımızı nasıl sarıverdi? A benim de tüylerim diken diken oldu. Hiçbirimiz yaralanmadık ama hepimiz korkuya düştük şeker. Bu tatsız bir şakaydı. Bana kalırsa vahşi hayvanlar bunu istiyorlardı. Teşrifatçı, bana maskeli balolarda teşrifatçılık görevi verildiğinden beri her şeye o kadar çok dikkat ediyorum ki sizlere fenalığı dokunabilecek hiç kimse ne içeriye girebilir ne de aramızda dolaşabilir. Ancak periler pencerelerden içeri girebilirlerdi. Ben de sizleri o büyücü topluluğundan kurtaramam diye endişeleniyorum. Cücenin biri size şüpheli göründüğünde hemen şu arka tarafa çekilin. Hayaletlerin yapısını size açıkça bildirmek benim görevimdir. Fakat bazılarını ben de anlayamıyorum. O nedenle hepiniz bu işte bana yardımcı olmalısınız. Kalabalığın arasında onların nasıl dolaştıklarını görüyor musunuz? Dört beygirle çekilen muhteşem bir araba onların arasından geçtiği halde onlar yarılmıyor. Bir karmaşa görülmüyor renkleri uzaklara kadar parıldayan ve bir büyülü fener gibi yıldızların renk renk ışıklarını saçan şu araba sanki bir fırtına gibi yaklaşıyor. Önümden çekiliniz. Benim tüylerim diken diken oluyor. Çekil, çekil, sen de çekil. Arabacı çocuk. Durun, atlar, kanatlarınızı küçültün. Alışkın olduğunuz gemlerin baskısını duyun. Ben sizi nasıl zapt ediyorsam siz de kendinizi öyle zapt edin. Ho! Ben sizi sürdüğümde de rüzgar gibi koşun. Gezdiğimiz bu yerler bize şeref versin. Etrafınıza şöyle bir bakın. Hayranlarımız nasıl gittikçe çoğalıp etrafımızda toplanıyorlar. Teşrifatçı, hadi bakalım. Artık buradan çekilip gitmeden bizi kendi usulüne göre anlat ve hepimizin isimlerimizi söyle. Çünkü bizim hepimiz birer semboldür. Sen de bizleri böyle tanımalısın. Teşrifatçı Belki adını söyleyemezdim ama seni tasvir etmeyi daha kolay başarırdım. Eh, hoş geldiniz. Öyleyse bir denemelisin. Eh, şunu sana itiraf etmeliyim. Sen gençsin, güzelsin, henüz büyüme çağındasın. Ama kadınlar seni tamamen büyüyüp yetişmiş görmek istiyorlar.'' Ben de senin ileride akıllı bir delikanlı ve tam olgun bir çapkın olacağını görüyorum. <laughs> Bu söylediklerin hoş şeyler devam et. Şu bilmecenin güzel anlamını keşfet bakalım. Gözler siyah, taşlar inciden bir bahtla süslü ve üzerinde omzundan ayaklarına kadar kenarlarına erguvan işlemeli görkemli bir elbise. Bu güzelliğin karşısında İnsanın sana kız diyeceği geliyor. Ama sen daha şimdiden kızların kalbinde hem sevinç hem de keder uyandırabilirsin. Onlar da sana alfabeyi öğretebilirlerdi. Ya şu arabanın üstünde tahta kurulmuş olan gösterişli varlık nedir? O zengin ve şefkatli bir krala benziyor. Onun sevgisini ve ilgisini kazanana ne mutlu. Nerede bir yokluk görülse, fazla bir zahmete gerek olmadan oraya bir bakması yeterlidir. Onun bir şeyler verme arzusu bile mal, mülk ve talihten çok daha üstündür. Bu kadarı yetmez. Sen onu daha yakından tanıyarak niteliklerini açıklamalısın. Liyakat tam olarak açıklanamaz. Ama mücevherlerle süslü sargısının altında ve gözleri okşayan görkemli elbisesinin içinde şu sağlıklı ve yuvarlak çehre, dolgun dudaklar, kırmızı yanaklar, öyle bir büyüklük ifade ediyor ki, sana onun ahlakı hakkında ne diyeyim? E, sanıyorum ki o hükümdar olarak tanınmış bir şahsiyettir. Ona zenginlik tanrısı Platos derler. Büyük imparator onu çok özlediği için gösterişli bir şekilde buraya gelmiş. Neyi, nasılı sen söyle. Ben savurgandığın ve şiirin örneğiyim. Kendi servetini savurarak gelişen şair benim. Ben de sınırsız bir şekilde zengin bir insanım. Bu yönden kendimi Platos'a denk sayarım. Onun balolarını ve ziyaretlerini ben canlandırırım. Onda olmayan şeyleri ben dağıtırım. Ödünmek sana çok yakışıyor. Ama sen önce sanatlarını ve marifetlerini göster. Arabacı çocuk. İşte bakın, bir fiske atınca arabanın etrafı hemen kıvılcımlarla doluyor. Bir dizi inci ortaya fırlıyor. Etrafa fiskeler savurarak. Şu altın tokayı alın. Kulağa ve boyna takılabilir. Şu tarakla şu küçük taç da çok güzeldir. Yüzüklerin üstünde de en değerli inciler bulunuyor. Bazen de bir alev fırlatırım. Neresini tutuşturabilecek diye bakarım. Şu sevimli kafilede her yere el atıp bir şeyler yakalamaya çalışıyor. <laughs> Hediyeleri dağıtan kişi neredeyse aralarında ezilecek. <laughs> o sanki bir rüya gibi fıskiyeler vurup etrafa mücevherler saçıyor. Koca salondaki herkes de onları kapışıyor. Tut, yakala. <laughs> Ama şimdi de başka kurnazlıklar görüyorum. Seyircilerin o kadar büyük çabalarla yakaladıkları hediyeler ellerinden uçup gidiyor. <laughs> İnce gerdanlığı tutan parmakları gevşeyince avuçlarının içinde tesbih böcekleri gibi kımıldamaya başlıyor. <laughs> Zavallı aptallar. Bunları atınca başlarının etrafında vızıldıyorlar. Başkalarının ellerine de mücevherler yerine oynayan kelebekler geçiyor. <laughs> Meğer bu kadar büyük şeyler vaat eden bu çapkın, mücevher görüntüsünde olan sahte nesneler dağıtıyormuş. <laughs> Arabacı çocuk. Senin maskeleri tanıdığının farkındayım. Ama kabuğun içeriğini anlamak saray mensuplarının haddi değil. Bu işe daha nüfuslu bir bakış gerekir. Bununla birlikte ben her türlü tartışmadan çekinirim. Hükümdarım, soruyu ve cevabını sana bırakıyorum. Pilatus'a doğru dönerek. Şu rüzgar gibi uçan dört atlı arabayı başarılı bir şekilde idare etmiyor muyum? Senin işaret ettiğin yerde bulunmuyor muyum? Sen emrettiğinde cesur bir koşuyla hurma dalını sana getirmiyor muyum? Senin için giriştiğim bütün mücadelelerde daima başarılı olmuşumdur. Eğer senin alnını şu zafer tacı süslüyorsa, onu aklımla ve elimle ben örmüş ve sana kazandırmış değil miyim? Platos, Servet Tanrısı Sana bir belge vermem gerekirse şunu memnuniyetle doğrulayabilirim ki senin ruhun benim ruhumdandır. Sen hep benim arzularıma uygun şekilde hareket edersin. Aslında benden daha zenginsin senin hizmetlerine karşılık bir ödül olarak bütün taçlarımdan daha değerli olan şu yeşil dalı vermeyi tasarlıyorum sevgili oğlum. Herkesin huzurunda şunu ifade etmek isterim ki seni beğeniyor ve seviyorum. Arabacı çocuk kalabalığa İşte gördüğünüz gibi. Elimdeki en büyük hediyeleri etrafımdaki insanlara dağıttım her baş üstünde benim tutuşturduğum bir alev parlıyor. O alev bir adamdan öbür adama atlıyor. Birinde tutunuyor ama öbüründen hemen sıvışıyor. Nadir olarak da alevlenip kısa bir süre parıldıyor. Ama çoğunuz farkına varmadan bu parıltı hüzünle yanıp tükeniyor. Kadın dedikodusu Şu yukarıda dört atlı arabanın üstünde bir şarlatan olsa gerek. Hı hı. Onun arkasında duran baykuş suratlı herif de açlıktan ve susuzluktan kuruyup tükenmiş. Sanki çimdikleyecek bir yeri bile kalmamış. <laughs> <laughs> Sıska adam. Defolun oradan iğrenç kadın soyu. Biliyorum. Ben hiçbir vakit sizin işinize yaramayacağım. Kadının ocakta yaktığı eski dönemlerde benim adım Avaritya'ydı. O zaman evimizde her şey yerli yerindeydi. İçeriye çok şeyler girer, dışarıysa bir şey çıkmazdı. Ben genellikle sandıklar ve dolaplarla meşgul olurdum. Bu da bir kusur muydu? Ama son yıllarda kadınlar artık tasarruf alışkanlığını kaybederek adeta dünya kadar büyük arzular beslemeye başlayınca erkeğe de bunlara tahammül etmek düşüyor. Çünkü erkek nereye bakarsa bir sürü borçla karşılaşıyor. Kadın ne eline geçirebilirse hepsini üstüne başına bir de sevgililerine harcıyor. Sonra bir sürü hayranıyla birlikte daha çok yiyip içiyor. İşte bu nedenle altının cazibesi de gözümde büyüyor. Ben erkek neslindenim, yani eli sıkı soydanım. Kadınların ele başısı. Canavarlarla canavarlar boğuşsun. Zaten bunların hepsi yalan dolan. O erkekleri tahrik etmeye geliyor. Oysa onlar zaten yeteri derecede can sıkıcı. Kadınlar kitle halinde. Bostan korkuluğu gibi olan şu adamın kafasına vurun. Bu teneşir tahtası bizi ne diye korkutuyor? Yoksa biz onun suratından mı korkacağız he? Bu dev gibi varlık gerçekte tahta ve kartondandır. Çekinmeden üstüne saldırın. <laughs> Teşrifatçı. E, sakin olun. Değneğin boynunu geçmeyin. E, bakın o öfkeli acayip şeyler benim işaretimi beklemeden nasıl harekete geçip ikişer çift kanatlarını açıyorlar. Ejderlerin açılıp ateş püsküren ağızları nasıl öfkeyle titriyor. Ha, herkes kaçışıyor. Meydan açıldı. Ha. <Sessizlik> Pilatus arabadan iner. Aşağıya ne kadar güzel bir tavırla iniyor. Bir işaret veriyor. Ejderler hemen faaliyete geçiyor. Arabadaki sandığı da altın ve cimrilik örneğiyle birlikte onun yanına getiriyorlar. İşte sandık şimdi ayaklarının dibine geldi. Bu iş bir harika gibi. Birden olup biti verdi. Pilatus arabacıya. Nihayet o ağırlıklardan kurtuldun. Şimdi hür ve rahatsın. Senin yerin burası değil. Hadi hemen kürene koş. Burada karma karışık ve alaca bulaca renkli yabaniler abuz çehreleriyle bizi her taraftan kuşatıyorlar. Nerede berrak ve tatlı bir ışık görürsen, nerede yalnız kendine tabi olur ve yalnızca kendine güvenirsen işte oraya güzelliğin ve iyiliğin değerli olduğu yere koş. İnzivaya kavuş. Kendi dünyanı orada oluştur. Arabacı çocuk. Böylece ancak senin değerli elçin olarak kendime değer veriyor ve en yakın akrabam olarak da seni seviyorum. Senin bulunduğun yerde bereket olur. Benim bulunduğum yerde herkes kendisini büyük bir kazanç elde etmiş gibi hisseder. Bazen de insanlar şu karmaşık hayatın içinde kendilerini sana mı yoksa bana mı teslim edeceklerinde şüpheye düşerler. Sana bağlı olanlar rahatlarına bakabilirler ama bana uyanlar daima yapacak bir iş bulurlar. Ben işlerimi hiçbir zaman gizli yapmam. Bir nefes bile alsam hemen duyulur. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Mutluluğu bana sen verdin. Sana minnettarım. Hafifçe bir fısıldasan hemen sana geri gelirim. Geldiği gibi gider. Platus Artık tüm servetleri ortaya çıkarmanın zamanı geldi. Kilitleri teşrifatçının değneğiyle açıyorum. İşte açıldı. Bakın, buraya demir kazanlar içinde nasıl bir kaynaşma var. Altın kaplar eriyor, mühürlü altınlar yuvarlanıyor duka altınları zıplıyor. Ah, bütün bunlar içimde nasıl heyecan uyandırıyor. Arzu ettiğim şeylerin hepsini yerlerde yuvarlanıyor görüyorum. Bunları size takdim ediyorlar. Onları alıp bir işinizde kullanmanız yeterlidir. Hemen zengin olursunuz. Gelin, bir yıldırım hızıyla şu sandığı kaçıralım. Teşrifatçı Hey gidi deliler hey! Bunlar ne olacak? Bu sadece bir maske ve şakadan ibaret. Bu akşam artık hiçbir şey istemek yok. Size altın ve kıymetli eşya verildiğini mi zannediyorsunuz? <laughs> Böyle bir eğlence de size bir santim bile çoktur. Ey aptallar! Zarif bir ışık bile şimdi gerçeği bütün çıplaklığıyla meydana çıkaracak. Ama gerçek sizin neyinize? Sizin her tarafınız belirsiz şüphelerle sarılmış. Pilatus kıyafetine girmiş maskeli kahraman. Sana diyorum, şu kalabalığı hemen dağıtıver. Pilatus, senin değneğin bu işi yapmaya hazırdır. Şunu bana kısa bir zaman için ver. Ben onu hemen ateşten geçireyim. Hadi bakalım, artık maskeler tetikte olun. Nasıl da şimşek gibi çakıyor ve kıvılcımlar saçıyor. Değnek artık kor haline geldi.'' Kim fazla yaklaşırsa derhal merhametsizce yanıp kavrulacak. Şimdi buradan turuma başlıyorum. Bağrışma ve toplanma Ah eyvah hepimiz mahvolduk. Kaçabilen hemen kaçsın. Arkadaki. Çekil, çekil. Sanki samyeli esiyormuş gibi yüzüm yanıyor. Kızgın sopanın bütün ağırlığı üstüme çöküyor. Ah, hepimiz mahvolduk. Maskeli kalabalık. Kenara çekilin. Aptallar topluluğu. Geri çekilin. Ah, kanatlarım olsaydı da hemen uçsaydım. Aa. Platus. Kalabalık halkası işte geri çekildi. Sanıyorum kimse yanmadı. Kalabalık ürkütülmüş geri çekiliyor. Bununla birlikte ben düzeni sağlamak için göze görünmez bir kordon çekiyorum. Teşrifatçı eh, Mükemmel bir iş gördün. Senin sağduyulu iktidarına teşekkür ediyorum. Ama aziz dostum, yine sabretmemiz gerekiyor. Bizi daha bazı problemler tehdit etmeye devam ediyor. Tamam. İnsan bu durumda bile eğer canı isterse şu kalabalığı zevkle seyredebilir. Çünkü nerede aptalca bakılacak veya kör boğaza takılacak bir şeyler varsa orada kadınlar daima en önde görünürler. Benim gözüm henüz fazla paslanmamıştır. Güzel bir kadın her zaman hoşa gider. Bu iş bugün bedava olduğuna göre biz de gidip rahat rahat kadınlara kuru yapalım.'' Fakat bu kalabalık yerde her söz herkesin kulağına gideceği için akıllı davranarak fikirlerimi sessiz hareketlerle ifade etmeyi deneyeceğim. Bu işte bana el ayak ve yüz ifadesi yeterli değil. Biraz da hokkabazlık yapmak zorundayım. Altını adeta ıslak toprak gibi yoğuracağım. Çünkü bu maden her şeyi insanın eline sunabilir. Teşrifatçı şu sıska çılgın ne yapmak istiyor böyle? Karnı aç insanın neşesi olur mu? Bütün altını yoğurup hamur haline getiriyor. O kadar çok yuvarladığı ve sıktığı halde bu hamur bir şekle sokulamıyor. Şimdi de karşıdaki kadınlara yüzünü çeviriyor. Ama onların hepsi bağırışıyor. Kaçmak istiyorlar. Böylece bu işten hoşlanmadıklarını gösteriyorlar. Bu düzen bassa her kötülüğe hazır gibi görünüyor. Korkarım ki topluluğun ahlakına zarar verdiği takdirde bundan zevk duyacak. Ben böyle bir durum karşısında susmam. Değneğimi verin de şunu bir kovayım. Pilatus Bizi dışarıdan tehdit eden şeyin hiç farkında olmuyor. Bırak da bütün çılgınlığını göstersin. Onun maskaralıklarına zaten yer kalmayacak. Kanun güçlüdür ama zorunluluk ondan da güçlüdür. Vahşi kalabalık dağ tepelerinden ve orman vadilerinden hiç durmadan ilerleyerek geliyor. Hepsi büyük panlarını kutluyorlar. Onlar kimsenin bilmediğini biliyorlar ve hoş buldukları her yere saldırıyorlar. Pan mitolojide Hermes'le Sirop'un oğulları ve sürüler tanrısıdır. Sizi ve sizin büyük tanrınızı çok iyi tanırım. Hep birlikte çok cesur bir adım attınız. Herkesin bilmediği şeyi ben bilirim. Onun için şimdi bu dar kalabalık çemberini suçlu olarak açıyorum. Onların şansları açık olsun. En garip şeyler bile gerçekleşebilir ama onlar nereye gittiklerini bilmiyorlar. Hiçbir önlemde almamışlardır.'' Vahşiler Şarkısı Ey süslü kalabalık, ey düğün panayarı, büyük adamlarla hızlı yürüyüp kaba saba geliyorlar, sertlikle ve maharetle ortaya çıkıyorlar. Faunlar kır ilahları, faun alayları. Çok eğlenceli dansta bukleli saçların üzerinde meşe yapraklarından yapılmış bir taç, başa takılmış sipsivri bir külah, Yassı bir burun ve ablak bir surat. Kadınların gözünde bütün bunların mahzuru ve zararı yok. Bir vahşi hayvan pençesini uzattığında en güzel bir kadın bile onun bu dans teklifini kolay kolay reddedemez. Alay. Şimdi onların arkasından da keçi ayaklı ve ince bacaklı alay zıplayarak içeri giriyor. Onun bacaklarının ince ve çok kuvvetli olması gerekiyor. Çünkü o yaban keçileri gibi tepelerde dolaşarak etrafı seyretmekten hoşlanır. Hürriyet havası içinde ruhunu neşelendirdikten sonra dağların o temiz havası yalnız kendisine özgü olduğu için çukur yerlerin sis ve dumanları arasında yaşadıklarını zanneden kadınların ve erkeklerin hallerine acıyarak güler gnomlar, farklı boylardaki cüceler. Şu küçük kafile de yavaş yavaş içeriye giriyor. Onlar çift kişi durmasını sevmezler. Yosundan elbiseleri ve ellerindeki küçük lambalarıyla karışık bir şekilde hareket ederler. Ama herkes kendi işine bakar. Ateş böcekleri gibi kaynaşırlar. Oraya buraya koşuşurlar. Her işle derinlemesine ilgilenirler. Biz o korulu servetin yakın akrabasıyız kayaları bile ameliyat eden bizi herkes tanır. Koca dağların bile kanını alırız. Dolgun damarlardan emer, madenleri birer yığın haline getiririz. Uğurlar ola selamından da güç alırız. Bu hitap iyi niyetle yapılır. Biz daima iyi insanların dostuyuz bununla birlikte çalsınlar, ahlaksızlıklar yapsınlar diye altını toprağın altından yeryüzüne çıkarırız. Katliam yapmayı tasarlayan gururlu adamların da demirsiz kalmamalarını sağlarız. Şu üç emre saygısızlık eden diğerlerini de umursamaz. Bütün bunlar bizim suçumuz değildir. Onun için siz de bizim gibi daima sabırlı olun. Devler Bunlara vahşiler de denir. Hars Dağı'nda herkes onları bilir. Hepsi anadan doğma çıplak ve bütün güçleriyle heybetli bir şekilde geliyorlar. Hepsinin sağ ellerinde birer çam kütüğü, bellerinde iri bir kuşak, önlerinde ise dallardan ve yapraklardan yapılmış birer kaba önlük var. Muhafızın böylesi papa sarayında bile bulunmaz. Nimpiler, ırmaklar ve pınarlar tanrıçası koro halinde ve büyük panın etrafını çevirirler. İşte büyük panda geliyor. Şimdi dünyanın tümü büyük pana takdim edilecek. Ey neşeli mahluklar! Onu ortanıza alınız. Sonra sihirli danslarla etrafında uçuşunuz. Çünkü o hem ciddi hem de lütufkar olduğu için herkesin neşeli olmasını ister ve bundan memnun olur.'' mavi kubbenin altında o daima uyanık kalır. Irmaklar ona çağaltıyla akar. Havalar onu sükunet beşiğinde sallar. Öyle uykusuna yattığı zaman dallarda hiçbir yaprak kımıldamaz. O zamanki sakin havayı sağlıklı bitkilerin mis kokuları doldurur. Nimpi uyanık kalamaz. Bulunduğu yerde uykuya dalar. Fakat sonra onun gür sesi, bir şimşek çatırtısı ve deniz uğultusu gibi ortalığı çınlatınca herkes ne yapacağını şaşırır. Büyük ve kahraman ordular bile darmadağın olur. O kargaşada yiğitler de korkularından titremeye başlarlar. O aşk ve şeref timsali mahluk sağ olsun ve bizi buraya yönelttiği için de var olsun.'' Gnom temsilcileri farklı boylardaki cüceler. Parlak ve zengin refah uçurumları arasında ince bir lif gibi süzülerek dolambaçlı yolunu hokkabazların değnekleriyle gösterirken biz de köstebek gibi karanlık yuvalarımızı kuruyoruz. Oysa sen güzel ve güneşli havada tüm servetleri bol bol dağıtıyorsun.'' Şimdi şurada elde edilmesi güç olan şeyleri bize kolayca vermeyi vaat eden önemli bir kaynak keşfettik. Bu işi ancak sen başarabilirsin. Onu sen koru. Senin eline geçen servetten bütün insanlık faydalanır. Platus Teşrifatçı'ya Biz çok geniş yürekli olmalıyız. Ne olacaksa onun olmasına imkan tanımalıyız. Sen zaten en yüksek düzeyde cesarete sahipsin. Şimdi öyle bir olay gerçekleşecek ki, geçmiş ve gelecek nesillerin hepsi onu inkara kalkacaklardır. Onun için bunu sadakatle protokole yaz. Teşrifatçı, Pilatus'un elindeki asayı tutarak, Cüceler, büyük panı yavaş yavaş ateş pınarına doğru götürüyor. Bu pınar çok derin bir çukurdan fışkırıyor. Sonra tekrar dibe iniyor. O zaman çukurun geniş ağzı karanlık kalıyor. Bu sırada yeniden coşarak ağzından kıp kızıl ateşler püskürüyor. Büyük pan bu duruma çok keyifleniyor. Bu harika olay onu sevindiriyor. Bu sırada etrafa inci köpükler saçılıyor. O böyle bir şeyin varlığına nasıl inanabilsin? Pınarın içine bakmak için iyice eğiliyor. Fakat bu sırada takma sakalı düşüyor. Bu sakalsız çene acaba kimindir? Bu çeneyi eliyle kapatıyor. Bu sırada büyük bir talihsizlik oluyor. Sakal ateş alıp yanmaya başlıyor. Geriye doğru uçuruluyor. Sonra Pan'ın hem tacını hem göğsünü tutuşturuyor. Böylece onun neşesi de acıya dönüşüyor. Bu yangın gerçek bir yangın olmayıp yalancı bir gösteridir. Ateşi söndürmek için etraftaki herkes koşup geliyor. Ama hiç kimse alevlerden yakasını kurtaramıyor. Onlar çırpındıkça alevler etrafı tamamen sarıyor.'' Bütün maskeler kafilesi bir cehennem çocuğuyla sarılmış olarak cayır cayır yanıyor. Ama bir de ne işiteyim? Bu sırada kulaktan kulağa nasıl bir haber yayılıyor biliyor musun? Ey başlangıcından beri talihsiz olan gece, sen bize nasıl bir acı verdin? Yarın sabah hiç kimsenin işitmek bile istemeyeceği acı bir şey açığa çıkacak her taraftan böyle acılar içinde kıvranan kişi imparatordur diye feryatlar işitiyorum. Ah keşke bu duyduklarım gerçek olmasaydı. İmparator bütün mahiyetiyle birlikte yanıyor. Onu kandırarak her tarafına çıralar sararak böyle mahiyetiyle birlikte mahvolmasına neden olan o fettana lanet olsun. Ey gençlik, sen kusursuz bir şekilde eğlenmenin ölçüsünü hiç bulamayacak mısın? Ey benim haşmetli büyüğüm, sen de gücün kadar bir sağduyuya sahip olmayacak mısın? Baştan başa tutuşmuş durumda olan, koruluktan yükselen alevler, tavanın tahtalarına sanki birer sivri dil gibi yalıyor. Büyük bir yangın tehlikesi bizi de tehdit ediyor.'' Felaket artık en yüksek düzeye erişmiştir. Bundan bizi kim kurtaracak? İmparatorun o parlak ve gösterişli hali bir gecede eridi. Yok oldu. Yarın sabah ortalık aydınlandığında bir kül yığınından başka bir şey göremeyeceğiz. Pilatus Artık ortalığa saçılan korku yeter. Şimdi yardım başlamalı ey yüce sopanın gücü! Darbelerine öyle etkileyindir ki her yer inlesin. Sonsuz hava sende serinlikle dol. Buharlı sisler, nemli duman şeritleri hep toplanarak etrafa uçuşunuz. Şu alevler saçan kalabalığı tümüyle kaplayınız. Küçük bulutlar süzülerek akınız, vızlayarak esiniz, kıvrıla kıvrıla donunuz.'' Yuvarlana yuvarlana ilerleyiniz. Yangını söndürmek için her tarafta mücadele ediniz. Ey etrafa serinlik veren rutubetli bulutlar, siz de şu alev oyununu bir şimşek parıltısına çeviriniz. Ruhlar bizi bir kötülükle korkuttukları zaman sihirbazlık hemen harekete geçip yardım etmelidir.